Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar, günaydın. Evet, tüm güzellikler sizlerin olsun. Sabah sabah güne güzel başlayalım. Şöyle rengarenk sardunyalarımı gösterdim ama konumuz bugün begonvil arkadaşlar. Hemen begonvilime gideyim. Çiçeklerim çok susamış. Balkona geldim video çekmek için ve su ihtiyaçları olduğunu gördüm. Önce suladım, güzel güzel sularını verdim. Begonvilime baktım ki o kadar su ihtiyacı olmuş ki arkadaşlar. Şöyle geldim yavaş yavaş begonvilimin yanına, bir video çekeyim derken bir de baktım ki birazcık üzülmüş. Şöyle çiçeklerin yaprakları, şöyle yaprakları birazcık buruşmuş arkadaşlar ve su ihtiyacı var benim prensesimin. Hemen sulamasını yaptım, az sonra zaten bir yarım saat sonra kendilerine gelirler. Evet, begonvili arkadaşlar hemen bakımını anlatalım. Çeliğinden tutturuyorum ben. Şöyle İlkbahar aylarında ve sonbahar aylarında çeliğinden dikebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tam mevsimi, çelik dikim mevsimi. Ama ilkbaharda da dikebilirsiniz. Ben böyle bu mevsimlerde dikmiştim zaten. Bunu ben satın aldım arkadaşlar ama dikmiştim dedim ya. Şöyle bir tane yetiştirebildim. Çok şükür Rabbime. Hemen şöyle göstereyim. Şurada hemen dip kısmında arkadaşlar. Saksı büyük olduğu için, tabii benim de yer sıkıntım olduğu için çeliklerinden diktim. Şöyle bazı çelikler tutmadı. Gördüğünüz gibi bunlar tutmadı. Ama bir tanesini tutturabildim. Şöyle bakayım. Her diktiğiniz çelik de tabii tutacak diye bir şey yok. Tutmadı diye moralimizi de bozmak yok. Ve tomurcuğu bile var. İnşallah ya kırmızı ya pembe olması lazım. Benim prensesime arkadaş olacak. Evet, burada genelde ben yazları video çekiyorum. Yazları ve kışları, daha doğrusu yazları demeyeyim. Böyle çiçeklerimin tam açım mevsimi, kalonşolarım kış aylarında açıyor zaten. Kış çiçeğimiz. Video çekerken bu gider borusu arkadaşlar gözüme takılıyor. Kameraya ne kadar böyle göstermeyeyim diye saklamaya çalışsam da çirkin gözüküyor diye göstermek istemiyordum ama yine de bazen gözüküyordu. Evet, dedim ki buna bir sarkaç olaraktan bir saksıya çiçek diksem, buradan aşağıya böyle sallandırsam, yani aklıma her şey geliyordu. Ben de artık bu begonvili satın aldım geçen yıl. Şimdiki benim diktiğim ve yetiştirdiğim bu çelik kadardı boyu. Yarım metre kadar ancaydı arkadaşlar. Ama şöyle baktım ki prensesin bu sene saksısını ve toprağını, hele de beni sevdi demek ki, bu kadar güzel oldu. Evet, çeliğini diktik, yanına arkadaş yetiştirdik. Evet, begonvilimiz şimdilik böyle. Rengini görünce zaten ben çok seviyordum. Bunun her türlüsü güzel oluyor da böyle sarı turuncu tonlarda arkadaşlar. Ben bunu altın kızım diyorum daha doğrusu. Bu altın kızımı her yerde göremiyordum, sarısını. Ve hoşuma gitti. Rengine bakar mısınız? Ne kadar güzel bir renk. Hatta buradaki şu çiçekler eskimiş, renkleri solmuş durumda. Gördüğünüz gibi yeni çiçekler şöyle oluyor arkadaşlar. Böyle koyu renklerde oluyor. Bayağı da bir uzun duruyor üzerinde. Ve hatta böyle minnacık minnacık filizlerin üzerinden bile tomurcuklar yetiştiriyor. Tomurcuklar açmaya çalışıyor arkadaşlar. Evet, bakımını dedik, çeliğinden tutturabilirsiniz, isterseniz satın alabilirsiniz çiçekçinizden. Ve kış memleketlerinde maalesef ki dışarıda olmuyor arkadaşlar, çünkü Akdeniz iklimi, İzmir, Ege, yani böyle nemli havayı çok seven bir çiçek. Eğer memleketiniz nemli bir havaysa, begonvil zaten sokaklarda, hele de Osmaniye'de bizim çok, mesela İzmir, Bodrum, bu taraflarda, sokaklarda, Antalya gibi sokaklarda dikili arkadaşlar bunlar. Ve ben de balkonuma diktim. Saksıda yetiştiriyorum. Normalde aslında yeri çok seviyor. Bir bahçeye ya da böyle yerde, balkon dibine de dikebilirdim ben bunu ama eğer ileride baş gelemezsem eğer balkonun dibine dikeceğim. Çünkü kocaman, büyük, devasa büyüyor bu. Bir yılda bu kadar büyüdü. Benim boyuma geldi. Yarım metreydi arkadaşlar. Ama bizim burası Akdeniz iklimi olduğu için yaz kış büyüyor. Evet, begonvilin bakımında toprağını ben biraz bahçe toprağı, birazcık da orman toprağı karıştırdım ve dikimini yaptım. Gübre kullanmıyorum arkadaşlar. Sadece su veriyorum. Orman toprağı zaten hem gübre yerine tutuyor hem de
havalı toprak, yani geçirgen toprak oluyor. Sade geçirgen toprağa dikerseniz çok su ihtiyacı olur. Birazcık bahçe toprağı karıştırdım. İçerisine siz dereokumu da koyabilirsiniz. Bahçe toprağı ve orman toprağı. Yani benim topraklarım genelde doğal arkadaşlar. Doğal olduğu için çiçeklerim de böyle güzel doğal. Kendim de doğalım. Çok şükür Rabbime. Yapmacıklığı sevmiyorum. Evet, doğal doğal böyle çiçeklerimiz de yetiştiriyor. Evet. Harika da güzel olacak. Bu tarafı böyle kapatacak arkadaşlar. Şimdilik böyle bu borunun görünüşüne bakmayın. İnşallah güzel güzel yanında diğer bir farklı renkle pembe ya da kırmızı diyeyim artık. Sarı kırmızı ne güzel de olurdu ya. Evet, pembe ile sarı da güzel olur. İnşallah artık şansımıza kaderimize ilerleyen zamanlarda birkaç hafta göreceğim inşallah. O çiçeğimizin de rengini hemen sizinle paylaşacağım. Su ihtiyacını kış aylarında haftada bir kere suluyorum arkadaşlar. Yaz aylarında ise bu tabii sıcaklığına göre, memleketinizin sıcaklığına göre bağlı. Eğer toprak nemi kuruduysa mutlaka sulamanız gerekiyor. Zaten suyu çok seven bir bitki. Ben haftada iki kere, üç kere de suluyorum. Bir gün darınca bir gün de sulamasını yapıyorum. Çünkü çiçeklerimiz, bizim Osmaniye'miz çok sıcak, nemli. O yüzden sürekli de suluyor. Ay şuradan da çok güzel manzara olur ya. Bakar mısınız şu manzaraya şöyle. Çiçeklerimizle beraber. Kalanşolarımız da açacak. Harika olacak burada. Aslında çok kolay bir bitki. Çok kolay bir bakımı var. Suyunu verin. Doğru toprağa ve güneşi seviyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Güneşi seviyor benim prensesim. Burada tamamen sabahtan akşama kadar güneş alan balkonumda benim. Sabahtan başlıyor, akşama kadar güneş alıyor. Evet. Bakımı bu kadar. Kolaycık değil mi arkadaşlar bakımı? Tam 7 dakikada anlatmışım bakımını. Biraz da sohbet muhabbet ede ede tabii. Budamasını yapmıyorum ben. Sadece kuru dalları varsa eğer kuru dallarını alın. Ya da böyle şekillendirmek isterseniz eğer çiçeğinizi şekillendirebilirsiniz. Fazla da aşırı budamayın çünkü gördüğünüz gibi uç kısımlarından açıyor. Böyle yeni yeni filizler çıkartıp tabii onlardan da açıyor ama uç kısımlarından da açıyor arkadaşlar. Böyle. Budala çok çektim. Çünkü çok güzel açmış ama bunlar da ablaları inşallah büyürse bunlar da açacak. Şöyle sulu sulu. Kış aylarında sabah sulamasını yapıyorum. Çünkü akşamları soğuk olduğu için çiçeğiniz su, üşüyebilir. Toprağı yumuşak oluyor çünkü şey oluyor, soğuk sulu oluyor. Havalarda soğuk olunca tabii ne olacak? Çiçeğiniz üşüyebilir. O yüzden akşamları sulamanızı tavsiye etmem çiçeklerinizi. Ama yaz aylarında çiçeğinizi akşamları sulayın. O kadar yani sadece çiçek değil, ağaç olsun, sebze olsun. Akşamları sularsanız yaz aylarında sabaha kadar o nemini suyunu tamamen alır doyar ve daha güzel verimli olur. Hem çiçeğin eğer çiçekse çiçeğini bol açar, sebze ise sebzesini bol tutar arkadaşlar. Bu arada abonelikler tamamen ücretsiz arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz. Ücretsiz olaraktan ve like'larımızı unutmuyoruz arkadaşlar. Destekleriniz ve yorumlarınızı da her zaman bekliyorum. Videomu sonuna kadar izlerseniz çok memnun olurum. İzlenme süresi, beğeni, like ve yorumlar bizim için çok önemli. Şimdiye kadar destekte bulunan tüm arkadaşlarıma da çok 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 teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hepiniz gönlü güzelsiniz. Hepinizin gönlüne sağlık, emeğine sağlık, o bizimle geçirdiğiniz vaktinize sağlık inşallah. Evet, sabah sabah şöyle havalar serin serin. Artık kış geliyor ama bizim Osmaniye'mize kış biraz geç geliyor. Rüzgarın etkisiyle de dans ediyor. Instagram hesabıma da çekeceğim arkadaşlar. TikTok hesabım ve Instagram hesabıma da çekeceğim. Oradan da davetlisiniz. Oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Müzik eşliğinde reels videolar paylaşıyorum. Oradan da gelin buyurun takipte kalın arkadaşlar. Bu arada reklamlar bizim için çok önemli. Vaktiniz varsa reklamları da izlemenizi tavsiye ederim. Evet, sadece Begonvil değil arkadaşlar. Benim takipçilerim zaten biliyorlar ama şöyle göstereyim.
Frezyalar, kalonşolar, kalonşo manginiler, hatta sardunyalar, sakız sardunya. Şöyle göstereyim. Evet. Sakız sardunyalar genelde bu taraf böyle kalonşo ve sardunyalarım. Rengarenk sardunyalarım. Leş kaktüsüm. Evet, burada acem halısı ve ipek çiçeğinin bakımını istemiş Necla Hanımcığım. Onu da çekeceğim inşallah. Bir başka bir videomda da öyle görüşelim. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Zil butonunu açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan da haberdar olursunuz. Burada başladık. Burada vedalaşalım. Böyle çiçeklerin içerisinde. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın. En güzel terapi çiçek terapisi. Kucak dolusu sevgiler, selamlar arkadaşlar. Bir de yorumlar kısmına bizi nereden izliyorsunuz arkadaşlar onu yazarsanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.